Ermenistan'ın Azerbaycan sınır bölgesine düzenlediği provokatif hareketlerden sonra bölgede gerilim yüksek. Ermenistan neden provokasyona kalkıştı? Ateşkes sağlanabilecek mi? Bölgede son gelişmeler bize ne anlatıyor? İşte bu soruların yanıtı merak konusu. TRT Haber muhabiri Fatih Havanos, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva ile konuştu. Vatan savaşı sonrası. Ermenilerin provokasyonu, Azerbaycan birliklerine saldırısı, bölgeye mayın yerleştirmesi sonrası Azerbaycan ordusu oldukça sert bir karşılık verdi. Kendi topraklarında toprak bütünlüğüne saygı duyulmaması üzerine de operasyonunu gerçekleştirdi. Artık 4 gün oldu operasyonun başlamasından bu yana ve az önce de Azerbaycan Savunma Bakanlığı şehit sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı ve maalesef Azerbaycan'ın şehitleri de 71'e yükseldi. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva bizlerle birlikte. Efendim, öncelikle başımız sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimiz var ama Azerbaycan defalarca uyardı. Bu barış anlaşması için, toprakların delimitasya, sınırların belirlenmesi için bir karşılık gelmediği gibi provokasyon. Neden bu provokasyon oldu? Teşekkür ederim Fatih Bey. Evet, başımız sağ olsun, vatan sağ olsun diyoruz. Provokasyonun nedeni genel olarak söyleyebiliriz. Ermenistan tarafından 2020. yıl Kasım'da 3 taraflı razılık imzalandıktan sonra Azerbaycan'ın inisiyatifiyle, Azerbaycan'ın teşebbüsüyle başlanan bir normalleşme prosesine halel getirmektir. Çünkü böyle baktığımızda 31 Ağustos Brüksel'de iki devletin lideri görüştü ve bu görüşten sonra Ermenistan siyasi rehberliği tarafından verilen açıklamalarda Azerbaycan'a karşı provokasyalar oldu. Azerbaycan erazi iddiaları yeniden söz konusu oldu. Daha sonrasında Savunma Bakanlığımızın da verdiği gibi, malumat verdiği gibi Azerbaycan pozisyonları ateş altına alındı ve bu artık bir müddettir ki devam eden provokasyon zincirinin sonunda 12 Eylül'de daha geniş miqyas alan bir halıdır ki 12 Eylül'de gece saatlerinde hem Azerbaycan'ın harbi pozisyonları ateşe tutuldu sistematik şekilde, hem de Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarında mayınların bastırılması cehdi oldu ki buna cevap olarak Azerbaycan askeri kuvvetleri tarafından tedbirler görmek zorunda kaldık. Dün Ermenilerin cesetleri, cenazelerinin teslim edilmesi teklif edildi. Resmi bir yanıt geldi mi Erivan yönetiminden? Evet, Azerbaycan hep uluslararası humanitar hukuku rehber götürdü. Biz hep humanizm prensiplerinden çıkış ettik. Bu defa da dün söylediğiniz gibi Azerbaycan tarafı bizde olan 100'e yakın Ermeni askerinin cesedinin karşı tarafa bir tarafli kaydada vermeye hazır olduğumuzu beyan edildik. Karşı tarafta bir ateşkes ilan edildiğine dair haberler geliyor ama resmi bir şey göremedik. Size ulaşan bir bilgi oluştu mu? Hala şimdilikte bölgede olan vaziyeti soruyorsun. Gerginlik var ama nispi bir sakinlik müşahede edilmektedir ama gerginlik hala sürüyor bölgede. Semerkant'ta Sayın Bayramov'un Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de temasları olacak mı? Gerek Putin'le gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Şimdi önceden bunu söylemek zor ama onu söyleyebilir ki Azerbaycan tarafı her zaman diyaloga açık olmuştur. Azerbaycan tarafı her zaman bölgede barış ve normalleşmenin temin olunması istikametinde yardım gösteren taraflara hep açık olmuşuzdur. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Leyla Abdullayeva, Azerbaycan'ın mevkiini, pozisyonunu, hala masaya barış için, sınırların belirlenmesi için yapılan çalışmaları, gayretleri anlattı bizlere. Sahadaki son durumda yine Sayın Leyla Abdullayeva'nın ifade ettiği gibi nispi olarak daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde de yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında bir görüşme gerçekleşti. Sahadaki son duruma ilişkin iki bakan son bilgileri birbiriyle paylaştığını ifade edelim. Dediğimiz gibi Azerbaycan şehit sayısı maalesef 71'e yükselmiş oldu. Bugün açıklanan son 21 şehidin ismiyle birlikte ve bölgede de düne nazaran biraz daha durumun sakin olduğunu ifade edebiliriz.